Merhabalar. Bu derste sizle birlikte mümkün ise 5 dakikada hem anlatarak hem yaparak gerçekçi çim modellemeye çalışacağız. Normalde anlatmadan yapsak bir dakika falan sürecek bir yöntemle size bu konuyu anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi A ile sahnedeki her şeyi seçip siliyorum. Her zaman bildiğiniz gibi. Ve Shift A ile buraya bir adet Plane ekliyorum. Ve S deyip 10 yazarak klavyemden Enter diyerek 10 birim kadar bunu büyütüyorum. Şimdi burada Tab'a basıp edit moda geçeceğim ve sağ tıklayıp subdivide diyerek şu aşağıdaki panelden subdivision değerimi ona arttıracağım. Tekrardan sağ tıklayıp subdivide diyerek bir tur daha şöyle arttırıyorum. Bu kadar fazla olmasına gerek yok. 2 ya da 3 yeter bu seviyede. Tamam. Burada birazcık yüzeyini dalgalı hareketli yapmak istediğim için bu kadar subdivision verdim. Hemen yukarıdan proportional Editing'i aktif ediyorum. Ve köşe seçim aracım elimdeyken yani şöyle arkalardan rastgele bir köşeyi seçip GZ diyerek biraz çıkartacağım yukarıya doğru. Böyle iyi gibi bence. Biraz şu arkadan belki yukarıya doğru bir kısım taşıyabilirim. Şöyle dalgalı bir çim alan görüntüsü vermeye çalışıyorum çok fazla abartmadan. Belki burayı biraz aşağı indirebilir miyim? Hoş gözükür mü emin değilim. Şöyle bir şey yapacağım. Çok da aşağı indirmek istemiyorum şimdilik. Biraz belki etki alanını küçültebilirim. Tamam. En son şu arka köşelerden birini biraz taşısam biraz daha değişik bir görüntü elde edebilecek gibiyiz. Çok da uğraştım aslında burada. Bu kadar uğraşmama gerek yoktu. Hafif dalgalı bir dediğim gibi çim alan oluşturmaya çalıştım. Buranın tek amacı yaptığımız şeylerin bu. Hop. Tamam. Daha sonra bunun üzerine hemen bir adet grass texture ekleyeceğim. Çim texture eklemem lazım. Texture'ı buldum. Siteye gidiyorum. Bu sitenin adı ambientcg.com. Ben buradaki grass003 isimli texture'ı alacağım. Hemen buradan 4K olarak indiriyorum. 2K olarak da indirebilirim. Çok fazla görünmeyeceği için benim için ekstra bir önemi yok. Ben direkt masa üstüne indireceğim şimdilik. Bir de bana HDRI lazım olacak sahneyi aydınlatabilmek için. Bunun için de yine Haven'a gidiyorum. Burada benim kullandığım tekstür Forgotten mainland isimdeki bir HDRI tekstür. Ben 4K olarak indireceğim bunu. Direkt download diyorum ve bunu da indirmeye başlıyorum masa üstüne. Grass texture'ı bitmiş. Onu hemen çıkartalım. Şurada hemen bir new folder açıyorum. İsmine grass diyeceğim. Şöyle şurada göstereyim. Bunları da alıp grass folder'ıma taşıyorum. Ve hemen Blender'a tekrar dönüyorum. Buradan materyal bölümüne gelip new diyerek yeni bir materyal oluşturuyorum. Daha sonra base color kısmından image texture diyerek open deyip Masa üstünde bulunan grass tekstürümün içerisinden, onun da adını yanlış yazmışım e, A olmadan yazacağız. Orada yazarken elim karışmış, dikkatimden kaçmış, rezil olduk. E, grass tekstürünü ekledim, hemen bu materyalde grass diyelim. Şöyle bir materyal preview'a gidersem, aynen böyle bir görüntüm var şu an. Biraz bunu küçültmek istiyorum, bu kadar büyük grassa ihtiyacım yok. Yani tekstürü birazcık burada daha küçük göstereceğim. O yüzden A deyip bütün modeli seçiyorum. Ve şöyle S deyip belki 5 diyerek bütün modeli seçtikten sonra 5 diyerek biraz daha küçük bir grass texture'ı elde ediyorum. Böyle daha iyi oldu çünkü alanım biraz geniş bir alan benim. Layout'a geri dönüyorum ve ikinci aşama olan HRI resmimi ekliyorum. Word paneline geldim. Color'a tıkladım. Buradan Environment Texture dedim ve Open diyerek HDR resmimi sahneme ekliyorum. Benimki masa üstündeydi. Buradan Render moduna bir geçelim. Ben burada render engine'ımın EV değil de cycle olmasını istiyorum. Daha gerçekçi bir render için. Ve device'ımın da ekran kartım olmasını istiyorum. Hop. Tabii ki şu an kasacaktır bilgisayarım doğal olarak. CPU diyorum buna da. Pre-render değerimi 32 yapacağım. Bu ön render aldığım kısım ne olduğunu görebilmek adına. Asıl render değerimi de şimdilik 10.000 yapıyorum. Bir de sahneme Şöyle plane ekleyeceğim. Bunu da 150 birim kadar scale ediyorum. Biraz da şöyle aşağıya taşıyacağım. Benim zeminime tam temas etmesin. E, bu arkaya attığım şey sadece renk için atıyorum. Tamam. Şimdi ikinci olarak çim kısmını artık ekleyebiliriz. Bunun için buradan plane'im seçiliyken hemen particle bölümüne gidiyorum ve artıya basıp yeni bir particle ekliyorum. Bunun ismine grass diyeceğim. Ve e emit olmayacak da hair olacak bu. Hair dediğim an böyle bir şey çıkıyor bizim karşımıza. Bunun length'ini birazcık düşürelim. Bu kadar yüksek çimimiz olsun istemiyorum. Böyle biraz daha yere yakın çimimiz olsun. 0.5 yapabilirim gibi. Tamam. Number'ına da bu da bizim çim adedimizi belirleyen kısım aslında. Şu an 1000 tane çim var sahnemde. Ben bunu 50.000 gibi daha büyük bir değere çıkartıyorum. Bu değeri arttırıp render almaya kalkarsanız sisteminiz birazcık yorulabilir. Hatta eğer zayıf bir sisteme sahipseniz şu an bilgisayarınız kasıyor olabilir. Dikkat edin. Sonra Advanced kısmını aktif edip buradan Physics bölümüne gelip şu dümdüz yukarıya doğru çıkan çimlerimi biraz daha böyle dalgalı random yapmak istiyorum. O yüzden fizik kısmını açtıktan sonra Browning kısmını şöyle biraz değiştiriyorum. Bakın daha değişik, daha dalgalı, daha hareketli çim yapısı elde edebiliyorum. Çok abartmadan yapacağım bunu. Şöyle 1.50, 1.60 iyi olacak gibi duruyor. Bakın. Şöyle kabarık kabarık bir görüntü elde etmiş oldum burada. Hemen şöyle biraz geriye açılalım. Ve kabaca bir render alıp duruma bakalım. Ne dersiniz? Fena değil sanki. Belki biraz daha boyutlarını kısaltabilirdim. Şöyle yapalım. Length'ini biraz düşürüyorum. Daha yere yakın çimlerim olsun. Belki de daha uzun yapabilirdim. Emin değilim şu anda. Bir de kamera ekleyip buraya son olarak render alalım. 1'e bastım. Önden gördüğüm Shift A dedim. Buraya bir adet kamera ekledim. 0'a basarak kameraya geçtim ve N'ye basıp buradan View panelinden Camera to View diyerek kameramı sahnemde istediğim gibi hareket ettirebileceğim bir şekilde getirdim. Şöyle genel belki çaprazdan belki şu çaprazdan emin değilim. Bir tık uzaktan çimlerimin renderını almak istiyorum. Çok da yakın olmasın. Şöyle iyi gibi. Artık yukarıdan render kısmına gelip render image diyerek render işlemine başlatabilirim. Burası biraz vakit alacak. O yüzden hızlandıracağım bu kısımları. Ve render işlemi bittikten sonra böyle bir çim görüntüsü elde etmiş olduk. Biraz daha geniş bir alana yaydığımı varsayın. Çok çok daha güzel gözükecektir. Biraz da tabii ki uzaktan bakacağız bu çimlere. Videonun 5 dakikayı geçtiğini görüyorum. Hayırlısı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.